Bismillahirrahmanirrahim. Yeni bir kayıtla daha tekrar birlikteyiz sayın hocalarım. İnşallah üçüncü ünitenin birinci dersindeyiz bugün. El vahdetu salifetu üçüncü ünite. Muhteviyatul <laughs> vahde ünitenin içerikleri. Ed dersul evveli birinci ders. Yani bu kaydımızda neler göreceğiz? Üsrati es sagiratu. Küçük ailem. Küçük ailem el hivaru diyalogumuz olacak. Birinci bölümde Haddifni an usratike bana ailenden bahset. Hel ent mütezevvicetun sen evli misin? El istima'u dinleme bölümünde de Tearraf ile üsarihim ya da üsrihim. Tearraf ile üsrihim yani onların ailelerini tanıt bölümü olacak. Bir sonraki kaydımızda da dersu sani ikinci derste Ekaribi akrabalarım El Hivaru diyalogumuz olacak gene Zikriyatun fi suverin Fotoğraflar hakkında konuşmak El istima'u dinleme bölümünde de Usrati El Kebiratu Büyük ailem konusunu işleyeceğiz inşallah ikinci video kaydımızda Üçüncü üniteyle alakalı Evet bu ünitemizin konusu el üsratu aile olacak. El üsratu a ile olacak. Ed dersul evvelu birinci ders. Üsrati es sagiratu küçük ailem. Üsrati es sagiratu küçük ailem. Evvelen ilk olarak el müfredat kelimeleri göreceğiz. Bugünkü dersimizde kullanacağımız önemli kelimelere bakacağız. Birinci alıştırma istemiyor. dinle ve kerrir el atiyete, ve gelen kelimeleri tekrar et alıştırması üsratun aile ebun baba validun aynı şekilde baba ümmun anne validetun anne ehun erkek kardeş ibnun erkek çocuk zevcun eş e'zebu bekar hatibun nişanlı mütezevvicun evli mutallakun boşanmış mütekaidun emekli rabbetu bey menzilin ev hanımı olacak. Bunları zaten bu ünite boyunca defalarca tekrar edeceğiz. İkinci alıştırmamız sil beynel müzekkeri vel müennesi müzekker ile müennesin arasını eşleştir birleştir alıştırması. Ebun baba, ümun anne, mütallakun boşanmış erkek, mütallakatun boşanmış bayan, mütekaidun emekli erkek, mütekaidetun emekli bayan, ibnun erkek çocuğu, ibnetun kız çocuğu, ehun erkek kardeş, uhtun kız kardeş, Azebu, e bekar erkek azba u bekar bayan mütezevvicun evli erkek mütezevvicetun evli bayan olacak. Üçüncü bölümdeyiz. Uktub rakmel kelimatis sabikati tahta suveril münasibile. Yani az önceki şu kelimelerin rakamlarını buradaki uygun fotoğraflara yazacağız bakın. 7 tane kelime öğrendik. 7 tane de fotoğrafımız var. İlk fotoğrafımız 7 numara mütezevvecun evli. İkinci fotoğrafımız 1 numara ebun baba. Üçüncü fotoğrafımız 4 numara ibnun erkek çocuk. Dördüncü fotoğrafımız 5 numara ehun erkek kardeş. Beşinci fotoğrafımız 3 numara mütekaidun emekli. Altıncı fotoğrafımız 2 numara mütallakun boşanmış ve 7. son fotoğrafımızda 6 numara ezabu bekar olacak. Numaraları isterseniz bir kere daha söyleyeyim. 7 numara 1 numara 4 numara 5 numara 3 numara 2 numara 6 numara olacak. Dördüncü alıştırmamız sil beynel müfredi vel cemi müfred ve cemi i arasını birleştir alıştırması. İbnun erkek çocuğu ebne u çocuklar bintun kız çocuğu benetun kızlar şahsun şahıs kişi eşhasun şahıslar ehun erkek kardeş ve tu erkek kardeşler. Uhtu kız kardeş. Ekavetun kız kardeşler olacak. Lahiz dikkat et bölümündeyiz. El ehu erkek kardeş. El uhtu kız kardeş demiştik az önce. El ehul ekberu büyük erkek kardeş. El ehul evsatu ortanca erkek kardeş. El ehul esgaru küçük erkek kardeş. El uhtul kübra büyük kız kardeş. El uhtul vüsta ortanca kız kardeş. El uhtu suğra küçük kız kardeş olacak. Bunlara özellikle bunları defterimize not edelim. Cümle içerisinde kullanmaya çalışalım bunları. Faniyen ikinci bölümündeyiz. Dersimizin Hadisni an usratike bana ailenden bahset konusundayız. Önce o şuradaki tabirlere bakalım. Tabiratun şefaviyye, şekafiyye yani kültürel tabirler. Maşallah ve hafizehumullah Allah onları korusun anlamında. Maşallah Allah dilerse anlamında. Hafizehumullah da Allah onları korusun anlamında. İstemi dinle ve oku, dinle ve oku alıştırması Furkan ile Samir arasında geçen bir diyalogumuz var. Hemen isterseniz diyalogumuza bakalım. Kem şahsan fi usratike seyyid Samir. Ey Samir senin ailende kaç şahıs var? Fi usrati benim ailemde sittetu eşhasin altı şahıs var. Kem ehan ve uhten indeke. Senin kaç erkek ve kaç kız kardeşin var? Indi thalâfetu uhvetin. Benim üç erkek kardeşim ve uhtun vahidetun bir de kız kardeşim var. Ve uhtun vahidetun ve bir kız kardeşim var. Üsratun cemiletun güzel bir aile. Maşallah. Ve ente seyyid Furkan ve sen Furkan haddithni an usratike bana ailenden bahset. Indi ibnetun vahidetun benim bir kız çocuğum var ve ibnani iki de erkek çocuğum var. Maşe Allah hafizahumullah Allah onları korusun. Ecip anelesiletilatiye gelen sorulara cevap ver alıştırmasındayız. Bu az önce Okuduğumuz diyalog ile alakalı dört tane sorumuz var. Hemen bu sorularımıza ve cevaplarına bakalım. Kem şahsan fi usreti semir? Semirin ailesinde kaç kişi vardır? Sittetu eşhasin fi usreti semir? Semirin ailesinde altı kişi vardır. Kem ehan inde semir? Samir'in kaç erkek kardeşi var? Samir'in kaç erkek kardeşi var? İnde Samir'in selâfetu. Selâfetu uhvetin. Samir'in üç erkek kardeşi var. Kem uhten inde Samir'in. Samir'in kaç kız kardeşi var? Samir'in kaç kız kardeşi var? İnde Samir'in uhtun vahidetun. Bir kız kardeşi var. Hel furkanu mütezevvicun. Furkan evli midir? Furkan evli midir? Helil furkanu mütezevvicun. Furkan evli midir? Neam furkanu mütezevvicun. Evet furkan evlidir diyebilirsiniz. Lahiz <laughs> etteraki teraki belatiyete. Gelen terkiplere dikkat et alıştırması. Kem şahsen fi usratike. Senin ailende kaç şahıs var? Erkeğe sorarken böyle Kem şahsen fi usratiki fi usratiki bayana sorarken de böyle. Cevabımız erkeğe de bayana da sorulsa usrati fi usrati hamsetu eşhasin ailemde 5 şahıs vardır. Kem ehan indeke kaç erkek kardeşin var ya da kem uhten indeke bayana sorarken kem ehan indeki kem uhten indeki indi 3 uhvetin üç erkek kardeşim var ve uhtun vahidetun bir kız kardeşim var. Hel indeki uhvetun ve ehevâtun bir bayana senin erkek ve kız kardeşlerin var mı diye soruyoruz. Erkeğe sorsaydık hel indeke olurdu. Hel indeke uhvetun ve ehevâtun naam indi uhvetun evet erkek kardeşlerim var. Lakin ma indi ehevâtun ancak kız kardeşlerim yok diyebiliriz. El ismu ba'del e'dad, sayılardan sonra isimler, sayılardan sonra isimler, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sayılarından sonra gelen isimler, bu tabi ki nahiv ilminde temiz konusu, sayıların temizi konusu bu. Kısaca şöyle bunun üzerinden geçelim, bir rakam 3 ile 10 arasında olursa 3 de dahil 10 da dahil bu ikisinin arasında bir rakam olursa 3 de olabilir 10 da olabilir tabii ki de bunlardan sonra gelen isim yani bunların temizi nasıl olacak cem'i ve mecrur olacak. Ne gibi indi erbaatu uhvetin. Fi saffi 10tullabin. Indi 3 ehavat fi üsrati seb'atu eşhâsın gibi bunların tamamında da görüyorsunuz. 3 ile 10 arası rakamdan sonra gelen sayı yani onun temizi cem'i ve mecrur olmak zorunda Arapçada. Gelelim üçüncü alıştırmaya. Tebedeli suale vel cevabe me'azzemilike kemafil emsile. Örneklerde olduğu gibi soru ve cevabı Arkadaşınla beraber değiştir alıştırması. Bakalım. Kem şahsen fi usratike? Senin ailende kaç şahıs var? Ya da fi usratiki? Bir bayana sorduğumuz zaman hemen cevabına bakalım. Fi usrati hamsetu eşhasin. Ya da fi usrati erbaatu eşhasin. İstediğiniz gibi bunu cevaplamak mümkün. Helu indeki uhvetun? Senin erkek kardeşlerin var mı? Ve ehavetun ve kız kardeşlerin var mı? Ne'am. Naam, evet. Naam, indi Evet, benim erkek kardeşlerim var. Lakin ma indi Ancak kız kardeşlerim yok. Cevabı burada verilmiş. Kem ehan indeke? Senin kaç erkek kardeşin var? Tabii bunu kem ehanlek şeklinde de aslında sorabiliyoruz ama şu an bu derste öğrendiğimiz kalıp kem ehan indeke. Ya da kem ehen indeki şeklinde biz de ona sadık kalalım. Kem ehen indeke senin kaç erkek kardeşin var? Ya, e, ya da bayana sorarken kem ehen indeki? indi felafetu uhvet. Benim üç kardeşim var. Üç erkek kardeşim var. İndi felafetu uhvet. Kem uhten indeke kaç kız kardeşin var? Kem uhten indeke ya da kem uhten inde bayana sorarken senin kaç, kaç kız kardeşin var? Indi erbaatu ekhavet. Dört kız kardeşim var. Indi hamsetu ekhavetin. Indi sebaatu ekhavetin. Dilediğimiz gibi burayı cevaplamamız mümkün. Hel enti mütezevvicun sen evli misin? Ya da bir bayana sorarken hel enti mütezevvicetun. Erkeğe sen evli misin derken hel enti mütezevvicun bayana sorarken hel enti mütezevvicetun olacak. İstemi dinle ve oku dinle ve oku alıştırması. El ahivarul evvelu birinci diyalog. Burada Pamela ile Nur'u göreceğiz. Pamela ile Nur yani. El ahivarul ikinci diyalogda da Kerim ile Samih'i göreceğiz. Hemen bakalım. Hel enti mütezevvicetun seyyidetu Pamela. Yani ey Pamela Hanım sen evli misin? Naam <laughs> evet ene mütezevvücetun. Evet ben evliyim. Ve indi ibnun ve bintun. Benim bir erkek çocuğum bir de kız çocuğum var. O enti seyyidetu nur. Ve sen Nur Hanım sen evli misin yani? Ene mütallekatun. Ben yani boşanmışım. Ve indi bintun vahidetun. Ve benim bir kız çocuğum var. Kem umru ki senin yaşın kaçtır? Senin yaşın kaç? Umri İthnetâni ve thelâthûne sene. Benim yaşım 32'dir. ikidir. Teşerraftu bi marifetike seyyidetu nur. Yani seninle tanıştığıma memnun oldum. Nur hanım ve ene eydan ve ben aynı şekilde. Şimdi Kerim ve Samihin diyaloğuna bakalım. Eyne teskunu seyyid Sami. Nerede oturuyorsun Samih bey? Eskunu fil kahireti me'a usreti. Ailemle beraber Kahire'de oturuyorum. Helenti mütezevvicun sen evli misin? La hayır. Ene e'zebu. Hayır ben bekarım. Ve hente seyyid kerim. Ve sen evli misin? Kerim Bey. Ene khatibun el an. Ben şu an nişanlıyım. Ene khatibun nişanlıyım. Ve kem umruke. Senin yaşın kaçtır? Umri sittun ve aşrune sene. Yaşım yirmi altıdır. Teşerraftu bi marifetike seyyid kerim seninle tanıştığıma memnun oldum. Kerim Bey, ve ene eydan ve ben de aynı şekilde. Şimdi Ecip Anilesi'le gelen soruları cevaplayacağız. Burada dört tane sorumuz var. Bu sorular az önce okuduğumuz diyaloglarla alakalı. Hemen ilk soruya bakalım. Hel bemela mütezevvicetun Pamela evli midir? <laughs> Hemen bakalım. Naam. Bamela Pamela mütezevvicetun. Evet Pamela evlidir diyebilirsiniz. Hel nuru mütezevvicetun. Nur evli midir? Nur evli midir? Hemen bakalım. La hayır. Le ise nur mütezevvicetun. Hayır. Nur evli değildir. Bel hiye mütallakatun. Bilakis o boşanmıştır. Tabi şurayı ben ekledim ama burayı söylesek de olur, söylemesek de olur. Bize sorulan soru evli mi? Hayır evli değil de diyebilirsiniz burada kısaca. Hel samihun mütezevvicun samih evli mi? Samih evli mi? La hayır. Leyse samihun mütezevvicun. Hayır sami evli değildir. Bel huve e'zebu. Bilakis o bekardır. Hel kerimu e'zebu. Kerim bekar mı? Kerim bekar mıdır? La hayır. Leyse kerimu e'zebu kerim nedir? Bekar değildir. Bel ve khatibun. Bilakis o nişanlıdır diyebilirsiniz sayın hocalarım buraya. E evet, şunları şöyle düzeltelim. Leyse nuru mütezevviceten. Leyse samihu mütezevvicen. Leyse kerimu e'zebe diye düzeltelim. Çünkü leyse isminin ref haberini nasp yapıyordu. Onları da güzel bir şekilde ne yapmış olalım? Okumuş olalım sayın hocalar. Evet böylelikle bu alıştırmayı da tamamladık. Bakın şu sağ tarafta çok önemli bir bilgi var. Ta'biratun fekafiyetun yine kültürel tabirlerle alakalı. Bazen diyaloglarda seyyidi görüyoruz. Bakalım seyyid kim için kullanılıyormuş? Lirracülül mütezevvici evül azebi. E Bekar ya da evli adam için seyyid kullanılıyormuş. Seyyide ise lilmer etil mütezevvüceti evil mutallakati. Boşanmış veya evli bayan içinde seyyide ifadesi kullanılıyormuş. Geçenki derslerimizde eniseyi görmüştük. Enise de lil fetatil azbe bekar genç kız için bekar genç kız için enise kullanılıyormuş. Biz de bundan sonraki kullanımlarımızda bunlara ne yapalım? Dikkat edelim. Evli ya da bekar erkek için seyyid, evli ya da boşanmış bayan için seyyide, bekar genç kız için de enişeyi kullanacağız. Teşerraftu bi ma'rifetike, yani seninle tanıştığıma memnun oldum ya da teşarraftu bi ma'rifetike erkeğe söylüyoruz bunu, seninle tanıştığıma memnun oldum. Ve ene eydan ve ben de aynı şekilde evvelü lika, yani ilk karşılaşmada Şunlar ilk karşılaşmada söylenilen lafızlar. Yani bir adamı 10. görüşümüzde seninle tanıştığıma memnun oldum demeyiz ona. İlk karşılaşmada söyleriz. Şuradaki evvelulika ilk karşılaşma anlamında. Üçüncü alıştırmadayız. Üçüncü alıştırma. De alamete sahi evil hata emamel cümeli latiye. Gelen cümlelerin önüne doğru ya da yanlış işareti koyacağız. Yine bu az önceki diyaloglarla alakalı burada 5 tane cümle var. Hangisi doğru, hangisi yanlış hemen bakalım. Bemila indaha binten. Pamela'nın iki tane kızı vardır. Bu yanlış. Nura indaha bintun vahidetun. Nur'un bir kız çocuğu vardır. Bu doğru. Nura umruhe felafetun ve sene. Nur 33 yaşındadır. Bu da yanlış. Kerimun yeskunu fil kahire. Kerim kahirede oturuyor. Bu da yanlış. Bir daha bakayım buna bir saniye. Evet Kerim'in oturduğuna dair bir bilgi yok. Sami kahirede oturan. O yüzden buna yanlış diyoruz. Kerimun umruhu sittetu ve işrune sene 26 yaşındadır Kerim. Bu da doğru olacak. Bir kere daha söyleyeyim kontrol edelim. Burası çarpı burası doğru işareti çarpı çarpı doğru işaret. Lahiz et teraki ve latiyete gelen terkiplere dikkat et alıştırması. Önce müzekkere bakalım. Hel ente mütezevvicun sen evli misin? Naam ene mütezevvicun. Evet ben evliyim. Böyle cevap vereceğiz buna. La hayır ene azebu. Hayır ben bekarım. Ya da la ene khatibun. Hayır ben nişanlıyım. Ya da la ene mutallakun. Hayır ben boşanmışım diyebiliriz. Kem umruke. Senin yaşın kaçtır? Umri sittetun ve işrune sene. Yaşım 26'dır. Burası erkek için. Bayan versiyonuna müennese bakalım. Hel enti mütezevvicetun sen evli misin? Naam ene mütezevvicetun evet ben evliyim. Ya da la ene u ya da la ene mehtûbe. Hayır ben nişanlıyım ya da la ene mutallakatun hayır ben boşanmışım diyebiliriz. Kem umru ki senin yaşın kaçtır? Umri ifnetâni ve thelâthûne sene yaşım 22'dir diyebiliriz. El isnadu ile damayir yani benim çok faydalı bulduğum yani bazılarımızın hala zorlandığı ama korkulacak bir konu olmayan yani isimlerin zamirlere olan isnadından bir nevi muzaf ve muzafın ileyhin isim artı zamir ile yapılanından bahsedeceğimiz güzel bir alıştırma. İmle il cedvel el etiye fil misal gelen cetveli diyor. Örnekte olduğu gibi doldur e, alıştırması. Umri <laughs> benim yaşım. Üsratüke senin ailen, ibnuki senin oğlun, beytuhu onun evi, ibnetuhe onun kızı. Burada yaş kelimesi, aile, erkek çocuk, ev ve kız çocuğunu benim, senin, senin bayan için, onun, o erkeğin ve o bayanın şeklinde bunları ne yapacağız? Zamirlere isnat edeceğiz. Hemen şöyle bakalım. Umri, umruke, umruki umruhu umruha üsrati üsratu ke üsratuhu üsratuha ibni ibnuke, ke ibnuki ibnuhu ibnuha beyti beytuk ke beytuki beytuhu beytuhha ibneti ibnetuk ibnetuki ibnetuhu ibnetuha olacak bir kere daha okuyalım. Umri, umruke, umruki, umruhu, umruhe, üsrati, üsratuke, üsratuki, üsratuhu, üsratuhe, ibni, ibnuke, ibnuki, ibnuhu, ibnuhe, beyti, beytuke, beytuki, beytuhu, beytuhe, ibneti, ibnetuke, ibnetuki, ibnetuki, İbne tuhu, ibne tuhe olacak. Evet bu şekilde bu tabloyu rahatça dolduracağınıza eminim sayın hocalarım. İkinci alıştırmamız imle el feragat atiyete bil kelimat münasibeti sundu ki buradaki sandıktan yani buradaki kutucuktan uygun kelimelerle burayı dolduracağız. Bakalım bize verilen joker kelimelere bakalım azbe u bekar bayan umruha o bayanın yaşı mütezevvicun evli ibnetun kız çocuğu umruke senin yaşın üsratühe o bayanın ailesi ve ibnun erkek çocuğu olacak şimdi bunun dolmuş haline şöyle bir bakalım amirun mütezevvicun amir evlidir indehu ibnetun vahidetun onun bir kız çocuğu ve İbnun Vahidun bir de erkek çocuğu vardır. Dâniyetu azbe u daniye bekar bir bayandır. Teskunu me'a usratihe fi medineti Riyad. Ailesiyle beraber Riyad şehrinde oturuyor. Suadu talibetun umruhe vahidun ve işrune sene ya da vahidetun ve işrune sene. Suad 21 yaşında bir öğrencidir. Kem umruke ya Muhammedu. Ey Muhammed senin yaşın nedir? Burayı bu şekilde şu kırmızı işaretlediğim yerler sandıktan alınan kelimeler. Onları uygun boşluklara ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Bir kere daha şurayı şöyle göstereyim. güzelce ne yapalım? Yazalım. Boşluklarımızı dolduralım. Şimdi üçüncü alıştırma. Tebedel me'azemilike es-suale vel cevabe kema fil misal. Arkadaşınla beraber soru ve cevapları değiştir alıştırması. Mesela hel ente mutazevcun? Sen evli misin? Naam ene mutazevcun. Ya da la ene azeb. E Hayır ben bekar. Hel ente azebu? E Sen bekar mısın? Naam ene azebu. E evet ben bekarım. Hel ente khatibun? Sen nişanlı mısın? Naam ene khatibun diyebiliriz. Şimdi bayan versiyonuna bakalım. Hel enti mütezevvicetun. Sen evli misin? Neam ene mütezevvicetun. Ya da hel enti azbe'u. Sen bekar bir bayan mısın? Neam ene azbe'u. Ya da hel enti maktubetun. Sen boşanmış mısın? Neam ene maktubetun diyebilirsiniz. Kem umruke senin yaşın kaç? Ya da kem umruki?'' senin yaşın kaç bayan için? Umriye hamsetun ve telasune sene. Benim yaşım 35'tir mesela diyebilirsiniz. Dördüncü alıştırma Eh bir zümele eke Anil haletil el umur Arkadaşlarına haber ver. Neyden haber vereceğiz? E, ee, i̇çtimai hal yani medeni halden ve yaşından haber vereceğiz. Lizemilike <laughs> arkadaşların için. Kemafil <laughs> mitaleyn. İki örnekte olduğu gibi. Bakalım. Sadiqi Burak mütezevviç. Arkadaşım Burak evlidir. Ve indehu evlat ve onun üç çocuğu vardır. Umruhu 30 sene. O 30 yaşındadır. Ya da sadikati Hatice tu azbe. Arkadaşım, kız arkadaşım Hatice bekardır. Umruhe 20 sene. O 20 yaşındadır. Biz de bunun gibi arkadaşlarımıza, arkadaşlarımız hakkında bilgi vereceğiz. Mesela sadiki Ahmed'un mütezavvicin. İndehu uhtani. Onun iki kız kardeşi vardır umruhu erbeune sene 40 yaşındadır gibi. Yani bir arkadaşımız hakkında özellikle bekar mı, evli mi, nişanlı mı, boşanmış mı ve yaşı kaç özellikle bu ikisine dikkat ederek diğer arkadaşlarımıza arkadaşımız hakkında bilgi vereceğiz. Felifen 3. bölüm el istimau dinleme bölümü tearrif tearraf Evet tearraf ile üserihim yani onların ailelerini tanıt alıştırması. Bakalım birinci alıştırmaya. Unzur ile su veril etiyeti Gelen fotoğraflara bak. <laughs> sonra dinle. Ve daha rakmel istimai tahtel suretil münasebe. Sonra e, dinlediğin o rakamı uygun fotoğrafın altına koy alıştırması. Hemen ben size e, burayı söyleyeyim. Sayın hocalarım yani bu ses kayıtlarını dinleyince şuradaki kız çocuğunun altına iki rakamı Buradaki doktor beyin altına bir rakamı ve şuradaki kızın annesinin oraya da üç rakamını koyacağız. Yani iki, bir, üç olacak. İkinci alıştırma. İstemi merraten uhra. Bir kere daha dinle. Bu arada Yamin. Şunun adı Yamin'di. Şu rime şu da Mira yanılmıyorsam. Bir kere daha dinle. Sonra imleyil cedvel el atiye bil ma'lumat el Sonra istenilen bilgilerle diyor. Buradaki cetveli doldur alıştırması. 3 ismimiz var. Yamin, Rime ve Mira. Bunların erkek kardeş sayısı, kız kardeş sayısı, medeni halleri, ülkeleri, yaşadıkları yer ve yaşlarıyla alakalı. Ses kaydında bize bazı bilgiler verildi. Hemen ben o tabloyu bakın sizin için açayım. Bu şekilde orayı yazacağız yaminle alakalı erkek ve kız kardeş sayısı ses kaydında yok. Hatip nişanlı olduğu bilgisi var. Magripli ve Amerika'da yaşıyor 27 yaşında. Rime ile alakalı iki tane kız kardeşi var. Azbeu kendisi bekar, Lübnanlı ve Dubai'de yaşıyor. Dubai, Dubai'de yaşıyor ve 17 yaşında. Mira da mutallakatun. kendisi Boşanmış. Kendisi boşanmış. Hatta şunu bir saniye. Ee, e, doğru doğru. Mütallak Hatun kendisi boşanmış. Suveytli yani İsveçli ve Suveyt'te oturuyor ailesiyle beraber. 37 yaşında. Bu tabloyu bu şekilde lütfen yazalım. Şuralarla alakalı bilgi maalesef ses kaydında yok. O yüzden oraları ne yapacağız? Boş bırakacağız. Sayın hocalar. Evet istemeye dinle üçüncü alıştırma dinle thumme uktub e'mâ il eşgâsi fil cedveli Sonra bu şahısların yaşlarını şahısların e'amer umrun e'amer yaşlarını yazacağız. Raviye var Ahmet var Curi var Velidu Raviye Raviye'nin babası Ümmü Raviye Raviye'nin annesi ve Enes var. Bunların yaşlarıyla alakalı bir ses kaydımız var. Hemen o tabloyu da sizin için hazırladım. Raviye 30 yaşında, Ahmet onun kocası 34 yaşında. Curi bunların kızı, onun yaşıyla alakalı bir e, bilgi yok. Sadece 5 yıldır evlilermiş. Yani 4 yaşında olabilir bu. E, ama bu konuda bir bilgi yok. Raviye'nin babası 70 yaşında. Annesinin yaşıyla alakalı da bir bilgi yok. Erkek kardeşi, en büyük erkek kardeşi Enes, o da 40 yaşında bunun harici Curi ve annesinin yaşıyla alakalı ses kaydında bir bilgi bulunmamakta. Oraları da ne yapacağız? Boş bırakacağız. Dördüncü alıştırmamıza gelelim. Dördüncü alıştırmamıza. İstemi dinle merraten uhra bir kere daha dinle. Thumme da işarete hata emamel el hatiye fil cümelilatiye. Sonra bu gelen cümlelerden hatalı olanların yanına çarpı işaretini koyacağız. Mesela raviyetu azbe, raviye bekardır. Bu yanlış. Ümmü raviye ve raviyenin annesi öğretmendir. Bu da yanlış çünkü rabbetu menzil. Velidu raviye mütekaid, raviyenin babası emeklidir. Bu doğru. Raviyetu ummi curi, raviye curinin annesidir. Bu da doğru. Enes a'zeb, e enes bekardır. Bu yanlış. Riyaz mütezevviç, Riyaz evlidir. Bu da yine yanlış olacak. Tekrar edelim. Yanlış, yanlış, doğru, doğru, yanlış, yanlış olacak. İstemi merraten uhra bir kere daha dinle. Fümme ursum şeceraten li usreti ravi. Sonra, raviye. Sonra raviyenin ailesiyle alakalı bir ağaç çiz buraya. Bir aile e, ağacı. Buraya ne yapabilirsiniz? İşte Curiye yazabiliriz mesela çocuk bu sonuçta. Çocuğun annesi Raviye, babası Ahmet. Ondan sonra Raviye'nin annesi, Raviye'nin annesi ve Raviye'nin babası ee, ve e, erkek kardeşi Enes de vardı. Bunları e, burada ağaca dökebilirsiniz. Altıncı alıştırmamız istemiyelen nasıl nasıl dinle وَمْلَا اِلْ فَرَاغَاتِ لَا اَتِيَتَ بِالْكَلِمَاتِ كَمَا اِسْتَمْ تَعْتَ Ve e, nasta yani parçada faydalandığın şekliyle diyor kelimelerle bu gelen boşlukları dolduracağız. Hemen şu e, son haline bunun bakalım. Rimetu Rimetu min Lübnan. Rime Lübnan'dandır. Rimetu min Lübnan olacak burası. Tebluğu minel umri. Tebluğu minel umri seb'u sene yaşı 27'dir. Tebluğu minel umri seb'u sene. Hiye talibetun fil medresete thaneviyeti. O lisede öğrencidir. Hiye talibetun fil medresete thaneviyeti. Bakın fil medresete thaneviyeti. Tetekevvenu oluşuyor. Üsratühe onun ailesi oluşuyor. Min min Beş şahıstan oluşuyor. Min hamsete eşhasin. Validuha ismuhu Ahmet. Onun e, babasının adı Ahmet'tir. Bu arada Rim bu. Babasının adı Ahmet'tir. Ve ummuha ismuha Leyla. Annesinin adı Leyla'dır. Hiye o Rabbetu menzilin. O ev hanımıdır. Hiye Rabbetu menzilin. O ev hanımıdır. Rimetu indehe. Rimetu indehe. Uhtani, Rime'nin iki kız kardeşi vardır. Rimetu indehe uhtani. Hiye o, teskunu oturuyor. Mea usratihe ailesiyle beraber. El ane şu an fi dubayi. Dubai'de oturuyor. Buraya da mea gelecek. Hemen haline bakalım. Hiye teskunu mea usratihe. El ane fi Dubai olacak. Evet, lil lilmühadete okuma görevi yedinci alıştırma. İkra el ma'lumatil mevcudete fil cedveli an Adem ve Rav'a. Şimdi bakın şurada Adem ile Rav'a ile alakalı bir cetvel var, bir tablo. Diyor ki o tabloda o tablodaki mevcut bilgileri oku. Uktub an Adem ve Rav'a mine cedveli kema fil mitali Yani Adem ve Rav'a ile alakalı örnekte olduğu gibi diyor bir cetvel yaz. Ekbir lis akhbiri safa ma'lumatin anke ve an usratike kema fil misal. Ve yine örnekte olduğu gibi sen ve ailen hakkında diyor sınıfa bilgi ver. Şimdi bu tabloya önce bir bakalım. Adem Mustafa Rav'a Necip soyadı bu, bu, arada bunlar. Adem 40 yaşında Rav'a 25 yaşında. Adem'in babası Sa'id annesi Zehra. Üç tane e, erkek kardeşi var kız kardeşi la yucedu bulunmamakta. Mütezevviç evli, Adem evli ve bir erkek bir de kız çocuğu var. Rava ise e, 25 yaşında babası Zahir, annesi Efrah, e, bir tane erkek kardeşi var, iki tane kız kardeşi var. Bu arada erkek kardeşi Huvet Sagiru fil Üsra'yın ailede en küçük olan onun erkek kardeşiymiş. İki tane kız kardeşi var ve Maktube Kendisi nişanlı. Rav'a nişanlı. Şimdi bu söylediklerimizi bakın şuradaki gibi mital örnekte olduğu gibi buraya yazacağız. Önce Adem'le alakalı tabloda verilen bilgilere sadık kalarak yapacağız. Sonra Rav'a ile alakalı yazacağız. Ben bunları sizin için yazdım. Bakın Adem'le alakalı ismi Adem. Benim adım Adem'dir. Lakabi Mustafa. Soyadım Mustafa'dır. Ve ismi Ebi Sa'id ve babamın ismi Sa'id'dir. Ve ismi ummi Zehra. Annemin ismi Zehra'dır. İndi thalâfetu uhvetin. Benim üç tane erkek kardeşim vardır. Lakin ma indi ehevâtu. Ancak kız kardeşim yoktur. Ene mütezevvicun. Ben evliyim. Ve indi ibnun vahidun. Ve benim bir erkek çocuğum. Ve ibnetun vahidetun. Bir de kız kardeşim vardır. Şimdi aynısını rav'a için yapalım. İsmi rav'atu. Benim ismim Rav'a'dır. Lakabi Necip. Evet soyadım e, Rav'a Necim. Bu arada Necim bakın. Necip değil de Necim olacak. E, bunu düzeltelim isterseniz. Şuradan bir mimi kopyalayalım. Yanlış olmasın. Evet. Benim soyadım Necim'dir. Ve ismi Ebi Zahir. Babamın ismi Zahir'dir. Ve ismi Ummi Efra. Annemin adı Efra'tır indi ehun vahidun benim bir erkek kardeşim vardır ve indi uhtani iki de kız kardeşim vardır. Ene maktubetun ben nişanlıyım. Ma indi ibnun ve ibnut yani benim kız çocuğum ve erkek çocuğum yoktur diyebilirsiniz ya da buraya hiç gerek bile yok. Yani ene maktubetun dedikten sonra olay bitebilir. Dileyen buraya yazabilir, dileyen de yazmayabilir. Nasıl isterseniz sayın hocalar. Son olarak burada ene yani kendimizden bahsedeceğiz. Yani ismi artık ismimiz neyse, soyadımız neyse, babamızın ismi neyse, annemizin ismi neyse, kaç tane erkek kardeşimiz var, kaç tane kız kardeşimiz var, evli miyiz, bekar mıyız, kaç tane çocuğumuz var. Bunlardan şu örneklerde olduğu gibi kolayca yapabilirsiniz. Yani benim şu yaptığım kalıpta sadece buraya kendi isminizi yazın, şuraya soy isminizi yazın, buraya babanızın ismini, buraya annenizin ismini, Buraya kaç tane kardeşiniz var? Erkek kardeşiniz. Buraya kaç tane kız kardeşiniz var? Buraya evli misiniz? Bekar mısınız? Nişanlı mısınız? Evliyseniz çocuk sayınızı da devamında e, şurada olduğu gibi ekleyebilirsiniz. Mehmet'in <laughs> mühadefe konuşma görevi. İbahat an şahsiyetin meşhuratin tarifuha. Yani tanıdığın meşhur bir şahıs bir şahısı araştır. İcme ma'lumetin an onun ailesiyle alakalı bilgiler topla. El ma'lumatu allati yecbu en tabhath ve bu bilgilerde şunları araştırman gerekir. O şahısın ismi, amel, işi, adadu efradu usratihi, aile fertlerinin sayısı, el hâletul ictimaiye, o ünlü şahsiyetin medeni hali, e'maru efradu'l usrati, aile fertlerinin yaşları, ve neden ne yapıyorlar, ne iş yapıyorlar bu aile fertleri? Bunları diyor araştıralım. Ek bir eke eki anüsreti şaksiyetil sonra bu meşhur şahıs hakkında şahısın ailesi hakkında arkadaşlarına haber ver ve son olarak da Ursum <laughs> şecareten bir aile çiz, bir ağaç çiz, liusreti şaksiyetil meşure tike fi şekil. Yani şekilde olduğu gibi bu meşhur şahısla alakalı bir aile çizeceğiz. İşte şahısın adı, annesinin adı, babasının adı, işte kardeşlerinin adı vesaire vesaire, çocuklarının adı diye bu şekilde e, o şahısla alakalı bilgileri bu ağaçta ne yapmış olacağız? Toplamış olacağız. Evet, böylelikle e, bu dersimizin kaydını da tamamladık. Bu kitap için çektiğimiz 5. kayıttı. 6. kayıtta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum. Sayın